Herkese hoş geldiniz diyorum. Park Gönül Soframızın açılışı için bizi kırmayıp teşrif eden Sayın Ticaret Odası Başkanımız Ekrem Demirtaş'ınıza huzurunuzda çok 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 teşekkür ediyorum. Büyük gurur duyduk kendilerinin gelmesinden dolayı. Çok sağ olun. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Aslında ben bu tür iş yerleri açısına gelmiyorum. Çok teşekkür ederim. Katılmıyorum ama İş Kadınları Konseyimizin bir üyesinin iş yeri olunca her türlü imkanı da oluyor. Çok buraya geldim. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Gençlik sektöründesin. Çeşitlendirmişsin. Çok sağ olun. Bu çok güzel bir girişim. Aslında geçme sektörü lojistik kadar, hatta ondan daha önemli. Şu an Ezra Ticaret Odası'nda inşaatçılardan sonra en kalabalık grup restoran grubu. Ve hiçbir gastronomide almak istiyor. Buraların da bir iş merkezi oldu. Artık özel bir takım belirler oluşturarak burada da İş Kadınları Konseyi'nin namını bu sektörde yürüttü. Hayırlı uğurlu olsun. Bol kazanç diliyorum. Evet, lojistikteki göstermiş olduğum başarıyı burada da devam ettirmeni temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Medarı iftarımız, bütün iş kadınlarımız gibi seninle de gurur duyuyoruz. Yepyeni konseptiyle iş dünyasına atılan restoran işletmeciliğine başlayan Sayın Sevim Yüce Hanımefendi ile beraberiz. Sevim Hanım merhaba. Merhabalar. Yeni mekanınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Gönül Sofrası adı altında bu mekanı işletmeye açılı uğurlu olsun. Nasıl bir süreç yaşandı efendim bu hayalinizin gerçekleşmesiyle ilgili? Gerçi bu bizim çok uzun zamandır tasarladığımız bir olaydı. Yeni bir şey değildi, hayalimizdi. Çok şükür hayalimizi de gerçekleştirdik. Bu süreç zarfında hep tabii ki mekan aradık. Doğru düzgün bize uygulayacak, bizi temsil edebilecek, gerçekten kaliteli ve güzel bir hizmet verebileceğimiz bir yer aradık. Sonunda da ulaştık, çok sağ olun. Açtık mekanımızı. Bunun dışında hani bu süreçte ne yaşadık? Çok araştırmalarımız oldu özellikle. Abimle beraber, ortağızla Park Gönül Sofrası'na ortak olarak. Tabii ki şimdi sabah kahvaltısı, öğle yemekleri ve akşam olmak üzere 3 ayrı çeşitli konseptimiz var. Sabah kahvaltılarımız kişiye özel kahvaltılar ve bildiğimiz rutin günlük kahvaltılarımız olacak. Bu kahvaltıların içinde işte sabah kahvaltı, öğlen et yemeklerimiz ve zeytinyağlı yemeklerimizi çevremize tanıtacağız. Akşamda ızgaralarımız ve pidelerimiz var.
Kahvaltı çeşitlerimizden söz edelim izleyicilerimizin bilgilenmesi açısından. Kaç çeşit kahvaltı ile hizmet verecek müşteriye kurum? Şimdi köy kahvaltısı alakart türünde kahvaltılarımız olacak. Kişiye özel istediği kahvaltıları kendilerine sunacağız. Yaşadınız birlikte Sevim Hanım'la beraber. Hayalin sonunda gerçekleşti. Neler düşünüyorsunuz? Sizin de bir düşüncelerinizi, duygularınızı alalım. Şimdi biz de zorlu bir süreç yaşadık ama birlikten kuvvet doğar dedik. Kardeşimizle beraber biz burayı şey yaptık. Halkımıza hayırlı olsun diyoruz. Bekliyoruz onları. Evet. Çok güzel ürünlerimiz olacak burada. Çok güzel sunumlarımız olacak. Çok güzel kahvaltılarımız var. Sulu yemeklerimiz var. Izgara türlerimiz var. Önümüz Ramazan zaten. Ramazan olduğu için de Ramazan için özel bir menü hazırlıyoruz. İftar menülerimiz olur. Tabii ki. Menülerine hazırlıyoruz. Özellikle Ramazan'da fasıl grubumuz gelecek. Evet, evet. Herkes hayırlı olsun diyorum. Tüm halkımızı bekliyoruz. Evet, tüm dostlarımızı, arkadaşlarımızı, herkesi bekliyoruz. Sağ olsun. Şimdi işletmenin açık kalma süresi, bazı işletmeler biliyorsunuz 24 saat açık oluyor. Sizin konseptinizde de böyle bir uygulama olacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi 7-24 tabii uzun bir süreç. Bizim amacımız tabii 7-24'ü ileriki günlere taşımak ama şu an için ilk etapta sabah ve akşam. Öğle servisi, bir de akşam servisi. Evet, olacak. Aynen. Yani, sabah 7 gece 22-23'e kadar açık devam edeceğiz. Devam edeceğiz, açık tutmayı düşünüyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah güzel olacak. Güzel olacak. Başarılar diliyoruz. Bol kazançlar olsunlar efendim. Şey böyle. Evet, sabah kahvaltısıyla başlayıp öğlen ve akşam servisi dahil olmak üzere gecenin 12'sine kadar açık olacak mekan müşterilerine hizmet vermeye hazır hale geldi.